Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Günümüz savaşlarında 3 kuruşluk kamikaze sistemlerinin, milyonlarca dolarlık pahalı sistemleri nasıl yok ettiğini görür olduk. Fakat kamikaze sistemleri de her geçen gün gelişiyor ve daha tehlikeli ve daha yıkıcı olurken, Türkiye'nin ürettiği en yeni sistem de artık sona gelindi. İşte Türkiye'nin geliştirdiği, atışlı testlerinde geri sayıma başlanan yerli sistem, Ukrayna'da görülen gerek Batılı, gerekse de Rus sistemleri gibi ilkel sistemlerden, çok daha üstün özellikleri bulunan bir sistem. Aslında alpagut dolanan mühimmatı maliyet etkin bir sistem değil. Yani basit at unut ya da ucuz olduğu için sahaya sürülen sistemlerden değil. Evet pahalı bir sistem ancak bu sistem yaklaşılması zor ve mutlaka imha edilmesi gereken noktalar için tasarlanmış, çok başarılı bir sistemken, hedefin ondan kurtulması pek mümkün görünmüyor. Bu sistem, kritik öneme sahip sıkı korunan hedefler için, öncelik maliyet değil, ne olursa olsun vurmak, her durumda, her türlü hava şartlarında, her ortamda ve her saatte sabit veya hareketli hedefler için tasarlandı. Özellikle taktik tekerlekli zırhlı araç üzerinde, monteli modeli yaygınlaşırsa çatışma alanında düşman hedefleri için gelecekte çok önemli bir faktör haline gelir. İnsan kaybı riski olmaksızın düşman cephe gerisine sızabilecek, insansız sistemlerden, yani İHA ve İDA'lardan atılmaya başladığında, oyun değiştirici olacak bir sistem. Öncelikle tanımlı hedef seti içinde yer alan düşman unsurlar için ciddi bir tehdit olacaktır. Daha sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi, yeni taktiklerle çok daha geniş bir hedef seti için tehdit haline getirecektir. Bunun için üreticilerle çalışıp yeni kabiliyetler de isteyecektir. Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayı ile otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek. Alpagut sahip olduğu iki modlu arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor. Konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at unut özelliği ile de kullanıcısına önemli avantajlar sunuyor. İnsanlı ve insansız kara, hava, deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak, mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızlı angajman sağlayabilmesiyle, harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.